ya, ben onun için zaten sanki koymuyorum yani. Sanki o pozlar yani. Değil mi? Kusura bakma, belki kızacaksın bana. Sanki o pozlar bana hiç ne gibi geliyor değil, biliyor musun? Hiç. Bak neleri kaybettim hiç pozları. Hiç öyle bir kadın değil değilim. Eğer onu düşünecek olsaydım ayrılmazdım zaten. Hmm. Barışmak için çok şeyler yaptı. Ay pişman, çok şey yaptı barışmak için. Ay dur için. O zaman şöyle bir şey yapalım. Barışmak o yüzden için... hiç yani ben onu ya yani 16 sene bu kadını gördü zaten arkadaşlar. Ne yapayım ben, o Instagram'a koyduğum resimden çok daha fazlasını biliyor İbrahim zaten yani. Ne fark eder, ben hep böyleydim ki, hep kendime dikkat ettim. Hep kendime baktım yani, birden böyle çok kiloluydum da zayıfladım bu hale gelmedim. Yok. Ya. Hep ben böyleydim. Evet. Söylemiyorsun bir şey. Bak şimdi Instagram'da bir soru var ama o soruyu ben sana bir göstereyim. Sorabilirsin, cevaplamak sen istemiyorsam bak, cevaplama. Sen bir bak. Bakayım. Tamam, göstereyim. Reklama gidelim, reklamlardan sonra devam edelim. Biz o arada sana okay, gösterelim. Okey, tamam. Evet, yayındayız. Şöyle yorumlara bir göz atalım. Instagram'da yazıyorsunuz. İkinci sayfa official efendim bu arada adresimiz. Butik Mel yazmış. Bu kadın bana hep yapmacık, gösteriş meraklısı gelmişti. Sürekli kocasından bahsediyordu sanki. Kocası tüm hayatı gibiydi. Ay sonra... dua etsin, mal gösterişi yapmıyorum. Koca gösterişi yapıyorum yani. Benim bildiğim gösteriş malla yapılır. Ben hiç öyle bir kadın değilim zaten. Gösterecek olduktan sonra çok şeyim var ama... evet, devamını okumuştum. Evet, gerçek Demet'i gördük. Hayatımın merkeziydi evet İbrahim. Maalesef bu kadar doğru değilmiş, bunu da öğrendim bir şekilde. Ama sadece İbrahim değil, ailem öyleydi. Şimdi çocuklarım evet öyle. Ya hayatım oydu zaten. Şimdiki hayatımda çocuklarım, ev, işim olduğu zaman... Instagram hesabım bile ben 2,5 yıl önce açtım. Ondan önce gizliydi. Hani neyin gösterişi? Tabii ki röportajlarda güzel aile hayatımızdan, o anki duygularımdan, hissettiklerimden bahsedecektim yani. Bu insanlara Demet, görgüsüzlük olarak geliyorsa bu çok garip bir şey. Hayatının merkezi, her şeyin evet, bir anda gidiyor. Hı hı. O ilk gün evde her şeyini aldı ve gitti. Git dedim bu evden. Ay, ilk gitti. İlk gün gitmedi canım. Nasıl? Zor gitti. Ay neyse, ben artık konuşmayayım ya. Onu gitmedi. Daha biz mahkeme kararıyla çıkarttık. Gitmiyor yani. Ay, gidip geliyor, gidip geliyor. Evde normal merhaba, ne haber falan öyle mi konuşuyorsunuz yoksa? Yok canım, ben konuşmuyordum da kendi ısrarla evde duruyordu. Odalara ayrıldı ama eve gelip gidiyor. Kaç gün öyle sürdü? 1,5 ay falan. 1,5 ay. Hı. O da çok şöyle soğuk. Şeyler oluyor muydu? O girdiğinde sen çıkıyorsun, sen girdiğinde... Yok, ben kapıyı yukarıda yatak odasında annemle odaya kilitliyorduk kendimizi. Girmesin. Neyse, ben artık çok konuşayım ya. Gerçekten ben işiteceğim Aslı'da. Aslı'cığım, seni az geçmişiz. Aslı'cığım, Hatemi'cim, canım benim, Aslı, her şeyim, Hatemi, can dostum. Gerçekten çok iyi bir avukat.